E bu cemaatlerle alakalı bizim gibi adamların... Şu cemaat. <laughs> bu diye başlayınca değil. ya bu televizyonda falan işte sosyal medyada bir sürü görüyoruz. Yani çok radikal, marjinal, karikatürize olmuş Adnan Oktar falan tarafındaki cemaatler hikayesinde. Ya da işte daha Türkiye'nin damarlarının içerisinde aktif rol oynayan işte Süleyman, Benzil vesaire gibi cemaatlerin de içerisinde. Çok absürt şeyler ola geliyor ve yani işte cemaat lideri ölüyor. Oğulları vasiyetini paylaşmak için bir sürü bir şeyler yapıyor ama buna rağmen milyonlarca insan orada çok tuhaf kararlar alıyorlar ve hani dışarıdan bakınca hani anlamakta çok zorlanıyorsun ya bir de öte tarafta şey yapıyorsun. Yani milyonlarca insan, ciddi sayıda insan hani bunun içerisinde aktif rol alıyor ve sen dışarıdan baktığında konu çok absürtmüş gibi görünüyor. Onlara da bu çok doğal geliyor bu. Ha araya. yani işte yani şu soru bir sürü insanın yani yakın dönem içerisinde geçtiğim birkaç ayın içerisinde burnumun dibine 50 defa geldi yani şu soru. Ya nasıl oluyordu oluyor? Yani yani nasıl yani bir insan makul seviyede ekmek alabilen yani işte ne bileyim devlet memurluğu yapan ya da işte sokakta bir işte çalışan bir adam nasıl oluyor da zihinsel olarak arka tarafta böyle bir şeyin içerisinde olabiliyor? Yani cennete gidebilmek için işte atıyorum bağışlar artık bize yapılacak falan ya da işte ha oraya değil buraya yapılacak para verilecek. Yani hani nasıl oluyor da bunun içerisinde kalıyor? Kediciklere girmek bile istemiyorum yani. Hani oradaki... Aman kedicik başka bir level canım o. Ya... ya öbür taraftaki seküler şaşalamayı anlıyorum ama öbürüne ben bile şaşalıyorum yani. Anladım da bana sorsan bu şey yani aynı şeklin çok karakteristik hale getiriyor ya da böyle çok kontrastlı arttırılmış bir şeymiş gibi. E tamam ama orada başka parametre işte geçen 140 jurnoz bir tane şey çıkıyor. Ha, ya ha. Ya. evet orada ya ama Depresyona tam... girdik ailecek yani. Biz <laughs> girdik. Yani bilmiyorum o içerikte ne kadar hani kanıta dayalı falan filan ama bayağı bir cinsel taciz vakaları falan çok ağır şeyler var orada yani. İçinde her halükarda yani işin suç tarafını konuşmak değil buradaki hikaye. Burada binlerce, yüz binlerce... Nasıl oluyor da insanlar böyle insanlar düşünüyor? İnsanlar böyle düşünüyor. Üzerine gerçekten akıllıca, sakin, ben şey yapmayı başarabildiğimi zannediyorum. Yani taraf olmadan konuyu düşünme, anlamak için düşünme. Bunların hepsi cahil, bunların hepsi bilmem... Bu kötü, bu taraf olduğum bir şey yani ya da işte kolaya kaçmak istiyor. Ya da tam şey. burası aslında insanın aptallaştığı yer. Yani. Evet, Baş edemiyorsun <laughs> sorunun biçimiyle ve hani buradan çıkıyorsun. Bir şey fark ettim. Çok enteresan bir şey fark ettim. Biz hayatta girdiğimiz ilişkide öyle ya da böyle rasyonel bir zemin tutturuyoruz. Nedenlerimiz var. Ya bir şeyi anlamak için ola gelenlerin ne olduğunu biçimlendirmek için. Nedenlerimizden hoşlanmadığımız, nedenlerimizin çok komplike olduğu şeyler de var ama öyle ya da böyle nedensel bir bağ kurabildiğimiz bir hayat anlayışı kuruyoruz. Akılla yaşıyoruz yani. Akılla yaşıyorsun. Akılın anlayabildiği evrelerle biçimlendiriyorsun. Fakat bazı olaylar var ki akılla tarif etmek mümkün olmayabiliyor. Yani ben buna gönlümüzün yaralanması diyorum. Çok aşık oluyorsun, ulaşamıyorsun. Çocuğunun başına, annenin başına bir şey geliyor. Çok aniden bir şey geliyor. Ölümler oluyor, ne bileyim, hastalıklar oluyor. Ani trafik kazası oluyor. Çok fakir dünyaya geliyorsun ve o fakirliğin içerisinden bir türlü çıkamadığın bir döngüde duruyorsun falan. Bunun bu, bu, bu son söylediğim bu arada mesela çok kritik ve büyük kalıplardan bir tanesi, belirleyici unsurlardan bir, bir tanesi. Bu seni böyle gerçekten şu soruyu içten sorduğun bir hale getiriyor. Bir nedeni olmalı. Bunun bir nedeni olmalı sorusunu sorduğun ve bu bir nedeni olmalıyı eğer rasyonel zihnin tamamlayamıyorsa ki böyle soruların nedenlerini rasyonel zihinle tamamlamak mümkün değil. Çok sevdiğin, canı kadar sevdiğin bir eşini, dostunu aniden kaybettiğinde hani bunu ya da sen kanser olduğunda hani birden bugün öğrendin yani hani ben kanser. Bu bu benim başıma bir şey için gelmiş olma, bir şeyden kaynaklı. Bir anlamı olmalı bu. Özellikle akılla yaşıyorsan, yaşıyorsan bunu böyle soruyorsun ve bu sorunun cevabı yok. Yani öyle bir neden yok. İşte dünya adil değil demek gibi çok soğuk, böyle bayağı bildiğin çirkin bir buzdolabı gibi bir cevap var burada. Şey var ya mesela, ya herkese işte dikkat ederdi, içki sigarası yoktu, hep spor yapardı, küt diye öldü küt falan. Küt diye öldü. Nasıl olabiliyor mesela? Hakikaten e, şaşırtıcı. Bu işte o dünyada olan ve başına böyle şeyler gelen, yani gerçekten ağır sınanan insanların gönlüzedenelen gönlü yaralanan insanların Yaralı kuşlu, kuşların. yaralı yani. kuşların Evet yani bir şeyde o neden arama ihtiyacının bu cemaatlerle buluşabildiğini fark ediyorum ve bu arada çok hani çok altını çizerek çok radikalde bir şey söyleyeceğim sistemin içerisinde bu sorunun cevabını veren hiçbir kurum ya da yapıda yok o yapılar haricinde veremezsin zaten Evet akli bir sistem bunları çözemez yani evet. o felsefecilerin ütopyacıların çok hayalini kurduğu rasyonel ütopyalar hiçbir zaman gerçek olmuyor. Çok kalbini soğutmak zorundasın. Dünya adil bir yer değil, zamanı geldi ben de öleceğim. Bu o kadar kolay bir şey değil. Hadi kendi üzerimize söyledik bunu. Bireysel olarak kendimize söylemek güzel. Çocuğumuz var 3 yaşında ağır hasta, hadi ona da söylesene. Yani mümkün değil. Onu, o, yani o duygu baş edilebilir bir duygu değil. O, o gerçeklik çok sınanan bir gerçeklik. Ve işte o aşamada yani bu benim başıma neden geldi? Bunun bir anlamı olmalı. Bu anlamın şeyi nerede? Malzemesi nerede diye sorduğunda ister istemez işte bambaşka şeyler konuşan, bambaşka hikayeler, örüntüler kuran sistemlerin içerisine doğru kayıyorsun. Ve bunlar çok tuhaf. O alana bir kez girdim mi bu bir nehir akıntısı gibi. O nehir akıntısı seni cennetten arsa almaya kadar götürüyor ya da işte yani hani hani orası da yani başlangıç yeri makul olabilir ama o akıntının gücü ve şiddeti seni gerçekten tuhaf şeylere, tuhaf biçimlere taşıyabilir. Ya biraz önce Çelal Şengör'le ilgili konuşurken mesela ilmiye sınıfının sınıf sınıfsallığından bahsettik. Yani belli ailelerden geldiğinde böyle şeyler yaşaman daha olası oluyor diye. Mesela akıl ehli böyle hep akılla, rasyonaliteyle daha seküler bir zeminde bir yaşam kurmayı tercih edenlerin aslında geldikleri silsileden de aldıkları bir şeyle bunu yapabildiklerini görüyorsun. Yani sırf akılları çok çalıştığı ya da okulda iyi bir meteoroloji öğrendikleri için bunu yapmıyorlar. Süre geldikleri İçinde içinde bulundukları sistem bunu onlara bir dünya kurma aracı olarak gösterdiği için bunu kullanabiliyorlar zaten. Bazı da böyle bir aracın içinden gelmiyor. Sadece e, yani yaralanmış olan insanlar buraya girmiyordu onu söylemeye çalışıyor. Bu da aynı zamanda bir silsilenin sonucu. Mesela biraz antropoloji okuyan, acık insanlık tarihinin dönemlerinde insan gruplarının nelerle uğraştığını bilen, yani ne X, Y, C cemaatini, ne modern ya da arkaik görünürse görünsün, bunların hiçbirinin ilk örnek olmadığını biliyor. Yani Bunların hepsi tarihin belli dönemlerinde olmuş bir şeylerin bugünkü türevleri hatta doğrudan uzantıları ve yansımaları. Ama tabii şimdi çok farklı gruplar artık serbest ve açık iletişim içinde olduğunda benim bu seküler şaşalaması dediğim bir şey çok hoşuma gidiyor mesela. <laughs> Bazen sende de yakalıyorum onu. Hatta etrafımda çok yakındaki birçok insanla yakalıyorum. Ben görece mesela bu tip şeyleri çok gördüm. İçlerinde bizzat bulunmasam da çok gezenti bir adamdım ben hepsini gezdim. Böyle beni şaşırtacak çok az şey var. Böyle şiş ayinleri falan bile gördüm ben mesela böyle enteresan işte var ya saplıyorlar falan. Tüm bunların içerisinde hiç böyle bir alemi olmayan insanların bir anda bunlarla karşılaşmasını getirdiği o ne oluyor lan duygusu var ya. Yani böyle bir şey, olamaz ki falan diye bakıyorlar mesela. Hatta çoğu insan böyle standart bir dini ritüele namaz abdest falan gibi bir şey, garip bakabiliyor yani hadi ya böyle şeyler mi yapılıyor falan gibi işte sabahın köründe bir takım ibadetler yapmak bile bazılarına çok yabancı olabiliyor. Şimdi burada bir kere yani anlaşılması gereken temel bir durum var. Hepimiz silsilesinin çocuğuyuz. Yani bir kültürün içinde evet, yetişiyoruz. Evet. öyle. Evet. Sonradan fikirlerimiz değişebiliyor. Mahalle değiştirebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz ama o altyapıyı atmak pek kolay olmuyor. Mesela senin bahsettiğin noktada Carl Gustav Jung'a atfedilen bir söz var. Hiçbir insanın zihni yaşamın karmaşıklığıyla bir inanç olmadan baş edebilecek kadar dolanımlı değil. Yani yaşam gerçekten çok karmaşık. Mesela biz şimdi ben buna seküler, boş vermişlik tabanlı sekülerlik falan diyebilirim. Tuzun kuruyken, işler yolundayken, görece yaşamsal ya da varoluşsal bir zorlama yaşamıyorken hemen abi bunlar da bizlik değil falan demek kolay. Yani düşen uçakta ateist kalmaz şeyine kadar gitmek istemiyorum ama bir gün Herkese yeterince yaşarsa bir şey oluyor ve rasyonel zincir içerisinde senin bahsettiğin o boşluğa düşüyor. Yani neden? Ve bu ancak ve ancak yani bunun kaçarı ve kurtuluşu yok. İnsan zihninin nasıl işlediğini kabaca biliyorsak eğer, içinde yaşadığı ve maruz kaldığı sistemin kendi algısından ve idrakinden daha büyük bir şey olduğu düşüncesi ya da inancıyla ya da buna imanla içinden çıkılabilecek bir durum. Sen şimdi kendini bir sıkışmışlık içinde görüyorsun ama mesela bunda da bir hayır vardır demeni sağlayan şey ne? Tamam sen bunu yaşıyorsun da abi senaryo daha büyük. Sen hepsini algılayamıyorsun falan diye bir şey var ya. Şimdi bunu gerçekten burada bunu zannetmek, böyle olduğunu varsaymaktan bahsetmiyorum. Burada iman dediğimiz bir şey devreye giriyor. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle benim bildiğimden daha büyük bir sistem var ve ben bunu yaşıyorum. Bu yaşadığım şey o yüzden anlamlı. Yani buna bir anlam verebilmenin tek yolu kendinden büyük bir şeye, kendi idrakinden büyük bir şeye iman etmek aslında. Şimdi bu sadece yalın haliyle böyle hani akademik tarif ettiğinde aslında zor durumda kalan ya da zor durumda kalma potansiyeli taşıyan her insan zihninin kesin çıkış yolu ve kaçınılmaz ihtiyacı. İşte dinler, gruplar, anlatılar, gelenekler bunu çok güzel kullanıyorlar. Mesela çok, onların tam merkezinde bu iş yer alıyor. Ve seninle daha önce de sohbetlerimizde senin dediğin, ya bu insanların hepsinin niye böyle tuhaf hikayeleri var? İşte hepsi bir onulmaz bir yara yaşamışlar, bir kayıp yaşamışlar, bir hayal kırıklığı yaşamışlar, bir ayrı düşmüşler, yalnız kalmışlar, yaşamda tutunamamışlar, herhangi bir şey olmuş. Ve bakıyorsun bu insanların önemli bir kısmı böyle bir grubun içerisindeki aidiyetle kendilerini daha iyi hissediyorlar. Mesela senin benim gibi tuzu kurular dışarıdan bakıp diyor ki lan bunların hepsi zaten bitmiş falan ondan buraya giriyorlar. Fakat yarın bir gün bizim bitebileceğimiz durumları genellikle biz biz gözden kaçırıyoruz. bizim tarafta öyle bir durum var. Ben mesela çok şükür şimdiye kadar hayatımda böyle varoluşsal baş edemeyeceğim büyük bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Ha birçok insan için varoluşsal bir yıkıntı kabul edilebilecek bir şey birçok şey benim hayatımda doğru. Burada burada iki değer var ama tabii bir şeyde. Kişilik ve karakterini de buna uygun azıcık güçlendirmekte bir tabii durum. Ki, tabii seni ki. Seni trafik kazasından sonra ben sana söylemişimdi daha evvelden. E, motordan evet. düştükten sonra da gördüm seni. Çok radikal bir durumdu. Hani orada da sen hala... Sen hala çevreyi organize etmeyle ilgileniyordun. Yani bir, bir, sürü şeye rağmen. O biraz kendini bununla biraz da bunu, Tabii. yani tek başına Tabii. şeyle ilgili bir şey değil. Sınanılacak malzemenin büyüklüğüyle ilgili değil. i̇şte onu da... söyleyeceğim. Mesela 20'li ya 21 yaşında bir kızcağızımızı işte ailemize gelin olarak gelen bir kızcağız toprağa koyduk mesela. Bir kanser nedeni. Bu çok yıkıcı bir deneyimdi ve çok da hani böyle yabancı olan yeni tanıdığımız bir içimize girmiş birisi ve çok sevmiştik mesela. İşte babamı kaybettim. Birçok insan bunları yaşıyor. Bazıları için bu aşırı yıkıcı ve hayatı darmadağın edici bir deneyimken bazısı için hayatın bir parçası ama büyük bir şeyin küçük bir parçası olarak deneyimlenebiliyor. Şimdi ben hayatla ilgili bu noktalarıma baktığımda bunların hepsinin maneviyattan geldiğini görüyorum bir kere. Yani hiçbir maddi, akli, bilimsel şey bana hayata karşı mukavemet sağlamıyor. Benim bilmem ne reseptörlerin alt tiplerini biliyor olmam bana bunlarda bir dayanıklılık kazandırmıyor. Ama bir anlamsal, bir hikaye bazlı bir anlat olduğu zaman arkada diyorsun ki bu olanın şöyle bir anlamı olabilir. En azından olabilir. Böyle bir ihtimali var ve öyle bir ihtimalin varlığı seni nihilizmden, yokluktan, yıkıntıdan ve çöküntüden bir nebze uzak tutabiliyor. Şimdi ben işte insanın manevi ayarlarını yazarken temel motivasyonum buydu. Buna hepimizin ihtiyacı var. Fakat bu ihtiyaç kültürel bazda o kadar ya istismar ediliyor ya ihmal ediliyor ki arada bunun bir ihtiyaç olarak bir alet kutusu olarak kullanılması unutulmuş. E, ya yaşadığım bu, sistem... bu hikayede bunu sohbet edinirken ki yaşadığım zaten en büyük şaşkınlık aslında cemaatlerin bunu kullanıyor olması değil. Cemaatler dışında hiçbir organın kimsenin kullanmıyor olması. Kullanmıyor olması. Yani, yani. hiçbir ne devletin ne altyapıda başka sistemlerin falan bunu iyileştirmeye, bunu fark edip düzenlemeye ait hiçbir altyapı geliştirmemiş olması. E böyle olunca ister istemez farkında olmadan o, o gerçekten kendi gönlündeki yarasıyla neden diye soran adam kim olursa olsun çok iyi bir eğitim, çok iyi bir ekonomiden geliyor olsa bile onu soran adam mecburen oraya bağ yani tuhaf bir bağlantıyla bağlanıyor. Sonrası dediğin gibi manipülasyonlar barındırıyor çok, çok alıntı yaparım ya Alende de Botton'un işte Ateistler için din kitabında. Yani biz o kadar ders verdik kimsenin hayatı değişmedi. Adam bir vaaz veriyor herkesin hayatı kayıyor. <laughs> Gelin ey ateistler biz de vaaz gibi ders alalım bir yol bulalım diyor ya adam. Yani anlam vermediğin zaman insan zihnini organize edemiyorsun, onu toparlayamıyorsun. Evet. Ve mesela bugün bak yani 7-24 Instagram, orası burası. Herkes birbirine anlam satıyor yani. Evet, evet. Bir böyle bir, size çünkü ihtiyaç var. en çok tüketilenler onlar. Ben niye benim reelslerim bu kadar popüler yani? Ben de bir bağlam öneriyorum. Dedim kardeş bir de buradan bakalım. Yani konu zannettiğiniz gibi olmayabilir. Bir de onu şu kabın içerisine koyalım dediğin zaman, mesela insanların ilgisini çekiyor. Şimdi böyle bir ihtiyaç hepimizde kaçınılmaz olarak var nöroteoloji çalışmalarını ben araştırırken böyle ilk işte İstanbul'a geldiğim zamanlar biraz o işte uğraşıyordum. Yani dini deneyimin beyinsel karşılıkları. Mesela i̇şte ilginç bir şey bulmuşlar orada. Böyle işte aydınlanmalar işte Tanrı'yı gördüm, aydın falan filan diyen tiplerin beyin taramaları falan var böyle onlar uzun uzun çalışılmış. Bunların bir kısmı belli kültlere, tarikatlara işte ya da ne bileyim dini disiplinler altına giriyorlar ve belli bir süre bir şey çalışıyorlar ama erken dönemlerde yapılan beyin görüntülemeleri hemen hepsinde Mesela hipokampus dediğimiz o hafıza ile ilgili bir bölge var oranın küçüldüğünü gösteriyor. Bunlar da küçük ortalamada bayağı bir. Şimdi hipokampus ne zaman küçülüyor bizim genelde bildiğimiz Mesela uzun süre stres ve depresyon hipokampus küçülmesine sebep oluyor. Ve bu insanların geçmiş hikayelerine bakıyorsun kahir ekseriyeti ağır bir yaşam deneyiminden, çok işkenceli süreçlerden geliyorlar. Ve ondan sonra bir şey oluyor, alo neden derken baa diye bir ışık, böyle bir şey, bir şey sorgulanıyor. Eziyet Cefa işte o yaşadıkları her neyse hayat boyunca aydınlanma dediğimiz şeyi götürüyor. Şimdi normal bir düz akılcı açıdan bakarsan ya bu zaten iflas etmek üzereyken sistem bir reboot yapmış. Kendine bir kurtarıcı yer bulmuş. Işte oradan yeni bir sanal alemle devam ediyor diye düşünebilirsin. Ama bir taraftan da insanın gerçekten özde ne kadar endişeli bir canlı olduğunu biliyorsan Bugünkü mesela senin benim şu anda bizim hakkımızda konuşalım. Biz baya endişesiz abi tüzümüz kuru. Yani büyük bir felaket yaşamıyoruz. Sevdiklerimiz Allah'a şükür hayatta nefes alıyor. En azından mesela sıralı gidiyor etraftakiler. Hani yani öyle çok marjinal bir durum olmuyor. Ama bunların hiçbirinin hayatımızda yaşanmayacağının garantisi yok. Ve şu anda bunların hiçbiri olmazken. Tabii canım yarın kanser olduğunu öğrenebilirsin. Tabii de bana mi? bunlar mesela şu anda bir can canan sohbet konusu olarak gelebilir. Ama yarın bir gün böyle bir şey yaşadığımda. Ben ellerimi başımın arasına alıp bunu düşünmek zorunda kalacağımı eğer bugün fark etmiyorsam o gün geldiğinde bunu yapamıyorum. O gün geldiğinde büyük bir kayıp hissediyorum ve işte o kayıp duvardan duvara çarpma meselesi. Ben etrafında o kadar çok böyle hikaye duydum ki işte işte tasavvufta giren arkadaşlardan, işte başka gelenekler Budizm ya da Hristiyan'dan başka alanlarında, işte, çeşitli İslami cemaatlerde olan kişilerden, Böyle Duvardan duvara vururken ben ne yapacağım hayatın anlamı yok intihar edeceğim bunlar herkes ölsün falan ben tanrıyı öldüreyim falan diyenler oralarında aralarında inançlı olmasına rağmen sonra birisi diyor ki gel 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 bak bizim burada anlam var bir soruyor sarmalıyor ona bir oksitosin böyle bir ortam ve bir anda çeriyle çöpüyle beraber kendisini öyle bir sistemin içinde buluyor. Şanslıysa tatlış bir disipline denk geliyor hakikaten onu yükseltecek bir takım pratikler işte toplumsal fayda verecek bir takım işlerde angaj ediliyor. Ama genellikle şanssız oluyorlar. Ve manipülatif işte bir kitle kontrolüne dönüşmüş ve maalesef çıkar sağlama örgütü haline gelmiş. Yapıların içinde buluyorlar kendilerini. Bizim zaten şu bilimsel ve akılcı aydınlanma sonrası dünyanın en büyük handikapı insanın bu kısmını ihmal ediyor olması. Ve insan potansiyelinden hiç faydalanamıyor olmamızın altında bence o manevi tarafı hiç dikkate almıyor olmamız yatıyor yani. Ama orası bir gün kapıyı çalacak yeterince yaşarsak yani her zaman. Bu anlam ve inançla ilgili hikayede bak Pelin Dilara da yeni diye bir şeyde yani niye hiç yeni tanımlamalar, yeni inanış evet. ya da yeni biçimlemelere sorgular durumda. Bu Hindistan'a falan giderken oraları gezmenin de getirdiği bir motivasyonla beraber. Ya zaten oraya gidip de abi böyle hani şaftı kaymayan yok hakikaten orada nasıl deneyim oluyorsa ama tabii yani Pelin Dilara da yıllardır Kız felsefenin her türlü dehlizinde geziyor yani dolayısıyla orada da sadece literal bir felsefe aktarıcısı olarak kalamayacağı zaten çok aşikardı bana. O yüzden gözümü kestirmiştim. Muhtemelen oraya gidince o da şimdi kimdir, kendi içinde nasıl sorgular yaşıyor bir gün buraya şey yapacağız davet edeceğim zaten merak ediyorum yani. E, yani burada gerçekten rasyonel ya da pozitif bilimlerden bakarken basit bir düşünme yöntemi hatasıymış gibi görünüyor. Gerçekten böyle bir problem var yani bir şeye oturuyorsun. Bir belediye başkanı gibi oturduğunu düşün masaya. İşte yeraltı problemlerin var. Kaynakları yapacaksın. İnşaat problemi, elektrik getireceksin. Eğitim oluşturacaksın. Bilmem ne yapacaksın falan. Bunlar bir problem havuzu. Ama aynı zamanda senin alanın içerisinde bulunan 10.000 kişinin bunun gibi yaşadığı, biz bunu hep tahmin ediyorum tekil ve bireysel problemler gibi ele almışız. Halbuki kümülatif bir araya getirdiğinde bunların hepsini, yani işte anlık olarak başımıza gelen krizler, kazalar, yokluklar, kayıplar, ölüm, savaş. mesela e, savaş, yani hani bir sürü değişkenin oluşturduğu şeyde o oluşa gelen büyük havuzda ciddi sayıda insanın yani bu ve bu bu insan grubu da devamlı da değişiyor. Yani o, yeni de bir şey oluyor, bir şey yapıyor. Herkes bununla şeyle baş edemiyor. Yani Dünya adil bir yer değil arkadaşım. Bunlar başımıza gelir bilmem. Böyle baş demiyor yani öyle bir öyle bir karşılığı yok. Doğal ya yani benim de sınanma sınırım vardır. Hani ben kendimin akli ve rasyonel olduğunu zannederim ama nereye kadar? Hangi kayba kadar buna emin değilim. Ee, çok samimi arkadaşlarımdan bir tanesini kanserden kaybettim. O dönem empati yaparak bunun üzerine düşünmek zorunda kalsın. Yani e, Tamer'in başına gelen benim başıma gelse ben ne yapacağımla alakalı. Mesela şey diye karar verdim. Sağlıklı refleksim olamama ihtimali çok daha yüksek. Boş küme. Ha yani. <laughs> <Orada gülüyor> <bir> Hazırlığım <laughs> yok. Yani, yani. Yani, yani, senin bacağına sarılıp öleceğim mi ben falan diye bar bar bağırıyor olabilir. ben yani. mesela bazen sunumlarda falan diyor. Şu anda ölmeye hazır mısın? Sorusu çok sert geliyor insanlara mesela. Hele böyle ciddi bir yer. Lay lay yaparken tamam. Ha sen öl falan oluyor da. Şu anda gerçekten öyle mesela diyelim bir derin konuya girdik şey oldu. Falan. Ölümden bahsederken millet biri ağırlaşıyor. Mesela şimdi ölseniz hazır mısınız soru çok yıkıcı bir soru. Hiçbirimiz hazır değiliz ki abi. Her an ölenebilecek bir dünyada olduğunu bilerek yaşayan tek varlık olarak ölüme hiç hazırlıklı olmama hali bahsettiğim metodolojik hatanın evet. sonucu. Ben şahsen insanlığın genel halini bak bireysel hallerimiz farklı ama genel ortalama davranışını tam bir ergen davranışına benzetiyorum. Daha dün işte Batı medeniyetinden geldiğimiz, getirdiğimiz bir akıl ve aydınlanmayla konuşmaya çalışıyoruz ya. Yazık kilisenin bilmem nenin sultası altından bir çıktı. Dedi ki baba ben aklımla yapacağım, laikos olacağım, işte dünyayı kendim çözeceğim. Benim işte gökten gelenlere ihtiyacım yok ya da öyle olduğunu söyleyen cübbeli arkadaşlar istemiyorum falan filan dedi. Fakat aynı bu bir ergenin ailesinin her şeyine baş kaldırıp onların tecrübesini de arkada bırakmasından kaynaklı hani sürçmelerine benzer bir şey yaşatıyor bize şu anda. Ve ben insan türünün şu andaki global zihniyeti itibariyle kendi yolunu bulabilecek erginlikte olduğunu düşünmüyorum. Ergenlikte olduğunu düşünüyorum ama erginlikte değil. Ve bu ergenlik hali maalesef özellikle kriz halinde bizlerin sömürülmesinin çok önünü açıyor. Şimdi yeni dünyanın o bağlı işte A dünyasında artık yavaş yavaş bu ihtiyacın hızla mesela herkesin anlam, bağlam, ne oluyor aga diye sormaya bir gün. su yüzüne çıktığını görüyorum. Ya bunu bakan herkes görüyor. İnsanlar artık diyor ki tamam aydınlandık, güzel teknoloji yaptık, hızlandık, her şey süper. Baba kesmiyor bizi. Kesmiyor. Yani biraz karnı doyan hemen ne oluyor diye soruyor. Ben bunları bırakıp nereye gideceğim? Ya da bunlar benim başıma niye geliyor sorusu. Bugün galiba herkes biraz daha net bir biçimde maneviyat dediğin şeyin insanın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlıyor. Ama işte o geçmiş aydınlanmacılık var ya şu yani biz işte belli senedir falan buradayız. Gördüğümüz bütün badireler aslında o ergenlik tepkilerinin toplumda maalesef yarattığı sekeller. Türkiye'de değil ama dünyada buna organ geliştirilmiş yapılar görebiliyorum ya da duyabiliyorum. Türkiye'de değil. Bunlardan bir tanesi bir kere psikoloji bireyselleşme ve psikolojinin ilişkisinde işte o yaşadığın büyük bir kaybın kendisini nasıl karşılayacağın, ne yapacağın, neler hissedeceğin, hani o kederi nasıl yöneteceğin sistematiğini psikolojiden öğretebileceği, öğrenebileceğinle alakalı bir bakış açısı var. Bir soru olarak soracağım bunu sana. Sence bu işe yarar mı diye. İkincisi de Amerikan sistemi var. Amerikan sisteminde de o travmaları yaşayan, o problemleri yaşayan insanları doğal, doğası gereği bir araya getiren, biz bunu atsız alkolikler falan hani filmlerde dizilerde sıklıkla rastladığımız hani bir araya gelme grupları kuran ve o bir araya gelen grupların kendi problemlerini birbirleriyle en azından birbirlerini anlayabilecekleri kolay empati kurabilecekleri bir sistemin içerisinde eritme tipi bir sistem var. Sence mesela böyle bakış açıları, bak ikisinde de üstünde büyük anlamlar yok. Seni gökten yani melekler metodik, işte Ha, gökten melekler inmeyecek ya da bilmem ne olmayacak falan. Ama ikisinde de bir metot tavsiyesi var. Hani bu, bu konuya. Sence işe yarar mı? Ya da bir psikoloji tarzında... özellikle pozitif psikoloji. Son zamanda bu anlam meselesi üzerine çok uğraşıyor mecburen işte bu dünyadaki ihtiyaç kere. Ama bakıyorsun mesela pozitif psikolojinin ödünç aldığı hatta direkt bence intihal ettiği kavramlar bayağı bayağı tasavvuf ve budist kavramlar. Yani bir kere oradan alıyor. Spiritüel bir gelenekten çok fazla besleniyor. Çünkü üst bir anlam olmadan metodoloji çok fazla emek kaybına sebep oluyor. Yani sen tam adama ince ince çalışıyorsun, hede hede terapileri, düşüncelerini değiştiriyorsun falan. Adam diyor ki, e ben önce ne olacak o zaman? O, diyor, Bu sorunun cevabı yok mesela. Ruhum nerede? İşte ben ebedi miyim? Niye o zaman ebedi istiyorum falan gibi bir anlamsız soruların cevapları yok. Batı medeniyeti zaten tabii bizden çok daha önce bu kulvara girdiği için bunun sekellerini de daha evvelden yaşıyor. Ama mesela e, şu Cübbeli Ahmet'in bir internette viral olan videosu vardı. İşte NASA diyor bilmem kaç para vermiş de işte uydu göndermiş. Bana ver o paranın yarısını ben sana anlatayım orada bir şey yok boş ver burayı anlat falan gibi bir şey söylüyor ya. Şimdi o arkadaştaki bu söylem rahatlığı biraz tabii stand-up gibi bir şey yapıyor orada belki ama. Bu söylem rahatlığı aslında gerçekten insanı ve dinler tarihini kabaca bilen herkesin, mesela Sadguru gibi la dini bir adamın bile internette anlattığı şekliyle en iyi psikiyatrik profilaksinin inanç ve din olduğunu çok net görüyorsun. Ne demek profilaksi? Önleyici tedbir abi. Yani bir insana eğer sen önceden bazı dini inançlar, bazı manevi kodlar yüklersen o insanın hayata bu kesinlikle daha yüksek oluyor. Yani bunu çok net biliyoruz. Şimdi bunu mesela bir tamamen seküler donanımlı bir zihinle söyleyince hele yeni anne babası ne ben çocuğumu Kur'an kursuna mı göndereceğim diye anlıyor. Halbuki konu bir manevi kültüre o ebeveynin de yani o insanın da bizzat ihtiyacı olduğu onu geliştirmesi gerektiği ve bunu bir kültür ürünü bir koruyucu tedbir olarak çocuğuna da nesillere de aktarması gerektiği. Sanıyoruz ki biz din camiden alınan bir şey, maneviyat hocadan öğrenilen bir şey. Öyle değil. Maneviyat hay hayatla ilgili sorulara cevap verebilme kabiliyeti geliştirmek demek. Yani bunun anlamına dair bir anlatıyı algılayabilmek, en azından bunu tahayyül edebilmek Ama demek. bu şey gibi oluyor ya, yani aslında seküler taraftan buna cevap verirken sorun şu oluyor. Bence nehrin başındayken çok haklısın. Yani o suya girerken çok haklısın. Ama girince başka çıkışı yok. En alttan çıkıyor yani orası bir şelale en alttan çıkıyor ve en alttan çıktığın yerde işte atıyor darbe yapmaya kalkıyor. Hani şeyin yapısı bu, doğası geri. Kere... İşte yani... dedim ya arada bu istismar eden ya da işte onu ihmal eden iki kutup arasında geniş alanı kimse evet. araştırmadığı için yani aga benim işte elden batını yaptığı o zaten. Yani o vaaz verelim dediği hikaye yok. Bu ara alanda bunu bir metot olarak nasıl kullanırız da kafayı yormadığı, için bundan korktuğu için Hani o cü, öcü örneklerden dolayı. Burada ağır bir boşluk yaşıyoruz. İhmalin ağır faturasını yıkılarak, istismarın ağır faturasını da hayatımızı maalesef kepaze ederek ödemek zorunda kalıyoruz insanların çoğu olarak. Yani buradan çıkışın yolu, şu din dediğimiz, inanç dediğimiz mesele gerçekten hani Seninle bu kadar uzun süre muhabbet edebilmemiz muhtemelen senin buna gerçekten tuhaf bir soğukkanlıkla yaklaşıyor olman. Çünkü senin hayatında bu hiç de büyük yer kaplayan bir mesele değil mi? Meraklısın gerçekten. Bir de benle tanıştıktan sonra muhtemelen birazdan meraklı olmuş olabilirsin. Yani bu konuyu çok konuşabiliyoruz ve gayet soğukkanlı bir şekilde sündürebiliyoruz. Mesela etrafına bak. Ben de bakıyorum sıklıkla. Araştırmalara da bakıyorum. Bu bizim duygusal istikrar dediğimiz, o resilience dediğimiz beceri inançlı insanlarda ferah feza yüksek yani. Çok yüksek. Ne demek o? Kötü bir şey olunca tekrar işlevsel ruh haline geri dönebilme. Ama bir manevi anlatı yoksa arkada, bir sebep açıklaması ya da daha büyük bir şeye dayanma ya da inanç ya da iman gibi bir şey yoksa çok zor oluyor toparlanması. Ama bu anlatılar seni daha evvelki anlatılarını da bilerek iki tane temel kavrama geliyor. Teslimiyet ve şükür. Yani bu söylediğin çok anlamlı buluyorum bu arada. Teslimiyet kavramı olarak da şükür kavramı olarak da. Bu kurumsal inanç sistemlerinin dışında bir yerde kavramsal olarak tekrar ele alınması mümkün değil mi? Çok yani, mümkün. Ona onu yani, yapmayı gayret yani, ediyorum zaten evet. ben mesela. Çünkü teslimiyetin var. de duygusunu anladım. Şimdi biz bunu konuşurken sıklıkla söylüyorum ya. Şimdi kurumsal dinler şemsiyesi altında konuşunca konu karmaşıklaşıyor. Çünkü tüm öyküler başka bir yere gidiyor. Halbuki ben öyküye girmek istemiyorum ama teslimiyet kavramının kendisini. Yani aslında sistemin kaosunun, senin üzerindeki etkisini, Rastgeleliğin mantığını, duygusunu, buna adaptasyonun hareketini, harekete bağlı olmayı, temashayı bunun içerisinde bak, bak kocaman genişleyen bir piramit havuzu kuruyorsun. Aynısı şükürde de var. Yani ama şimdi bunu yaparken bile teslimiyet ve şükür derken bile farkında olmadan yine de, de, de kavram... bir terminoloji kullanıyor. Ha yani öyle bir terminolojinin içinde kalıyor musun? Gibi ya işte oluyor? bak hep dedim ya mesela sen bir seçmediğin bir kültürün içine doğuyorsun, bunun içinde de genellikle bir dini anlatıyla karşılaşıyorsun ama dünyayı çalışmadan, gerçek hayatı bilinçli bir farkındalıkla gözlemlemeden nakledilmiş bir şeyin kör ezbercisine dönüyorsun ve otomatik pilotta işte o gördüğün bütün tuhaflıkların payandası oluyorsun ya da onun bir bileşen haline gidiyorsun. Fakat dünyayı sorgulamaya başladığında mesela işte ben biyoloji tarafından, bilim tarafından senelerdir uğraşıp bir taraftan da bu inanç tarafını orayla tahkim etmeye ya da bir şekilde düzeltmeye gayret, yontmaya gayret ediyorum yani daha dünyaya uyumlu olsun diye. Mesela basit bir şey söyleyeyim, bir insanın bu dünyada şu dünyaya anlam vermesi kaçınılmaz bir gereksinim. Bunu zaten beyin, psikoloji falan uğraşınca biliyorsun anlama ihtiyacımız var. Mesela benim yetiştiğim kültürdeki dini hikayelerden biri Kur'an'da da yazar. Hz. İbrahim'e atfedilen o Tanrı'yı bulma, da Allah'ı bulma hikayesi. İşte mağaradan çıkar, önce yıldızları görür, der ki aa bunlar çok tatlı kesin Tanrı. Sonra ay çıkınca der ki lan bu daha parlak, bu olması lazım. Sonra güneş çıkar, aa ay battı, o olamazdı, bu olur. En son güneş de batar, ve sonuçta şöyle bir şeye varır. Bunlardan olmayan yani batanlardan olmayan öyle benim gözüme kolay gözükmeyecek yani soyut bir tanrı imgesine atlama yapar. Yani soyut bir e, tanrı demiyorum buna neden imgesine atlama yapar? Ve der ki yani burası benden büyük bir anlama sahip. Şimdi biz bunu o literal hikayenin içerisinde böyle dinliyoruz. Bunu güneşe taptı, yıldıza taptı, aya taptı diye anlıyoruz. Halbuki önüne ilk gelen yıldızlar muhtemelen anasından babasından gördüğü inanç sistemi olarak yorumlanabilir. Ay mahallesindeki Hacı Hoca bilmem ne, güneş politik olarak ona yön vermeye çalışan bilmem ne olarak ama onların peşinde gittikten sonra bunların hepsinden yüz çeviren ve ben sadece sistemin bana dediğini dinleyeceğim diyen bir model var. İlginç bir şekilde bu İbrahim dini sorulduğunda yani dini tarif edilirken Hanif kelimesiyle tarif edilir ve yüz çeviren demektir mesela. Hanif bu arada kayıtsız şarjı her şeyden yüz çeviren demektir. Şimdi böyle baktığında, böyle okuyabildiğin zaman kendi maneviyatını inşa etme noktasında bir başlangıç noktası bulabilirsin. Çünkü bir kere var olan anlatıların hepsi insan ağzından gelmektedir ve ciddi bir insan kirlenmişliği içerisinde olduğumuzu fark edersin. Ve onları bir, şöyle bir kenara koyup en azından yüzünü sisteme çevirdikten sonra yani bilim, sistemden kastının ister, şey olduğunu evren mesela, olduğunu derim mesela ister bilimle bak ister yani biyolojiyle bak ister astronomiyle bak çok net bir şey görüyorsun abi. Çok büyük burası. Çok büyük. Küçüğe doğru da çok büyük, büyüğe doğru da çok büyük. Senden çok büyük bir şey var zaten. Dolayısıyla senin affedersin, kıçı kırık problemini evren ne yapsın yani? Bir kere zaten o pale blue dot var işte şeyin Carl Sagan'ın La toz zerresi kadar bir dünyanın üzerinde bu kadar mıncık mıncık adam her biri birbirini gırtlak ne yapıyorsunuz siz diyor ya. Küçük soluk mavi bir noktanın üstünde hiçsin yani. Ama bir taraftan da o soluk mavi noktanın üzerinde bir hiç olmayı algılayabilecek bir zihinle kuşanmış tuhaf bir varlıksın, paradoksalsın. Şimdi bu zaten bir maneviyat giriş kapısı. Ama buraya varış yok. Ben Türkiye'nin inançla ilgili temel problemini yıllar evvel tweet olarak attım. Ağır linç yedim. Bugün atsam kimse umursamaz çünkü o zamanlar Türkiye hazır değildi. Bizim Türkiye'deki Müslüman insan olmadan İslam olur. Derdi budur. İnsan olmadan önce İslam olur. Üzerine bir yük yüklenir. Bir dostumun söylediği gibi daha üç yaşında eline altınlar, pırlantalar, anlatılar doldurulur. O da onu saça saça gezer sonra beş parasız kalır. Ve bu insani sorun yaşamadan, hiç yaşamadığı sorunların çözümleri ve ezberleriyle doldurulmuş insan kendi başına da dünyanın başına da bir sürü problem çıkarıyor. Dindar olmanın işe yaramadığı nokta işte buradan sonra. Halbuki profilaksi dediğimiz, koruyucu dediğimiz bir manevi anlatıya sahip olma. Daha büyük bir şeyin içinde olduğunu fark etmekle ilgili. Bunun temelde dinlerle falan bir alakası yok. Ben dinlerin içinde de nice sıkışmış ve çıldırmak üzere olan insan biliyorum. Ama dinlerin dışında nice evliya misal insan biliyorum. Yani böyle ayakları yerden kesilmiş, dünya yansa bir kucak otu yanmaz. Maneviyat dinle ilgilidir ama farklı şeylerdir. Artık bunu anlamamız lazım ve buna bir gün ve bir gün hepimizin ihtiyacı olacak. En azından o hikayeyi işler yolundayken bir gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu konu su kaldırır. Bu konuya konuk çağıralım. Madem konuları devam ettiremiyoruz. Mustafa Öztürk'ü çağıralım ondan sonra bir de ben Celal Dilara ile de. başlayalım derim. Celal, Celal Şengör olsa olmaz mı? E ya Celal Hoca'nın yaklaşımını çok tahmin edebiliyorum ama Ce Celal Hoca palayı çıkartıyor şakak şakak giriyor konunun içerisine. Pelin gelsin gelsin Pelin'i bir kere daha burada ağırlamak evet, bizim işimize evet. yarar. Yani can yani canına çağıralım. Çalışalım. Üçlü bir sohbet yapalım Pelin'le ve bu olsun. yeni niye hiç inanç sistemleriyle alakalı konuşalım ya da bu ihtiyacı kendisiyle alakalı konuşalım. Tamam sevgili Pelin Dilara açolak artık <laughs> yani daveti ettik bir de literal olarak <laughs> davet yaparız. Hocam Teşekkür ederim. Güzel bir konu oldu. Valla ben de kinekolik ortam. <laughs> Hakkınızı helal edin.